Merhaba sevgili öğrenciler, ben Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Ayla Yeniçun. Bugün 11. sınıflar 1923-1950 arası Cumhuriyet dönemi romanından bahsedeceğiz. Şimdi bir önceki dersimizde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren roman konusunu işlemiştik. Burada bir takım bazı sanatçılarımızdan bahsettik. Şimdi o sanatçılara devam ediyoruz, onu bitirdikten sonra bireyin iç dünyasını ölçü alan eserlerden ve sanatçılardan bahsedeceğiz. Şimdi burada bahsedeceğimiz ilk sanatçı, Türk Edebiyatı'nın en çok okunan sanatçılarından birisi Reşat Nuri Güntekin. 1889-1956 yıllarında yaşamış bir sanatçıdır. Memur bir babanın çocuğudur. Kendisi de Anadolu'nun çeşitli yerlerinde memurluk yapmıştır. İşte öğretmen olarak, müfettiş olarak bütün Anadolu'yu dolaştığını ya da Anadolu'yu dolaştığını söyleyebiliriz. Milli edebiyat döneminde eser veren romancı gerek eser sayısı gerekse konu çeşitliliği açısından üretken sanatçılardandır. Evet, gerçekten oldukça fazla roman yazmış. Onun dışında başka işte öykü türünde eserleri var, gezi türünde eserleri var. Dediğim gibi oldukça fazla eser vermiş bir sanatçı. Aynı zamanda pek çok konuyu da işlemiş. Konu çeşitliliği de çok fazla. Peki neler var bu konularda? Bir kere ikinci meşrutiyet, milli mücadele ve cumhuriyet yılları, bireysel çatışmalar, Anadolu ve Aydın ikiliği, eğitim, aile gibi konularda eserler vermiştir. Ve içeriği de çok fazla önemsemiştir. Biraz önce onun çok okunan sanatçılardan biri olduğunu söylemiştik. Bunun nedeni elbette konularıdır ama onun ötesinde de üslubunun özellikleridir çok okunmasını sağlayan. Neler var? Bir kere kısa cümleler kurar. Dönemine göre oldukça sade bir dil kullanır. Bu da konularının, anlatımının ilgi çekici olmasını ve çok okunmasını sağlamıştır. Aynı zamanda gezi yazıları da yazar Reşat Nuri Güntekin. Anadolu izlenimlerini Anadolu Notları adıyla kitaplaştırmıştır. Realizmin yanı sıra romantizmden de etkilenmiştir. Bu etki onda bir hataya da dönüşmüş. Özellikle kahramanları arasında iyiler kötüler ayrımı yapması romanlarının teknik yönden hatalarından birisidir. Hani masalsı bir özellikten bahsedeyim burada. Masallarda nasıl kahramanlar ya çok iyidir ya çok kötüdür. Reşat Nuri Güntekin'in eserlerinde de bunu görüyoruz. Kahramanları ya çok iyidir ya çok kötüdür. Ve bu kahramanlar arasında taraf tuttuğunu da görebiliyoruz. Bu da onun romanlarının teknik yönden hatasıdır diyoruz. Az önce çok verimli bir sanatçı olduğunu söylemiştik ki şu anda konumuz roman olduğuna göre elbette öncelikli olarak romanlarından bahsedeceğiz. Çalıkuşu en çok okunan romanlarından birisidir. Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Gizli El, Damga, Dudaktan Kalbe, Bir Kadın Düşmanı, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık, Miskinler Tekkesi, Kavak Yelleri gibi pek çok eserden söz etmek mümkün. Şimdi öncelikli olarak Çalıkuşu'ndan bahsedeceğiz. En çok okunan eseridir. Hatta kendisinin de şöyle bir şikayeti var. Ben diyor, Çalıkuşu'ndan çok daha güzel eserler yazdım. Ancak yazdığım hiçbir eser Çalıkuşu'nun şöhretini aşamadı. Ve ben hep Çalıkuşu'nun yazarı olarak anıldım. Şimdi mesela kendisi Yaprak Dökümü'nü çok beğenirmiş. Ama Yaprak Dökümü de Çalıkuşu'nun şöhretini aşamıyor. Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu yazarı olarak kalıyor. Peki konusu nedir? Konusu Feride isimli bir kızı anlatıyor. İşte annesini babasını kaybetmiştir. Teyzeleri tarafından büyütülür. Çok sevilerek ve çok şımartılarak büyütülür. Dönemine göre oldukça iyi bir eğitim alır. Yanlış hatırlamıyorsam Damdesyon'da okuturlar. Daha sonra işte teyzesinin oğluyla birbirlerine aşık olurlar, evleneceklerdir. Fakat bu arada küçük de bir açıklama yapayım. Çalıkuşu denmesinin nedeni Feride'nin sürekli olarak ağaçların tepesinde gezmesi. Teyzelerden bir tanesi öyle bir panikliyor, işte bu kız değil Çalıkuşu diye söylüyor. Ondan sonra da lakabı Çalıkuşu olarak kalıyor. Kamran'la evleneceklerdir ama Feride'nin Çalıkuşu olduğu dönemler aklına gelir ve bir ağaca çıkar. Ağacın tepesindeyken Kamran'ın bir kadınla geldiğini görüyor ve o kadınla eskiden bir ilişki yaşamış olduklarını da öğreniyor. Bu kırgınlık Feride'yi Anadolu'ya yolluyor. Geceleyin evi terk eder,
Öğretmen olarak tayinini ister. İlk olarak işte Bursa'nın Zeyniler Köyü'ne gönderilir. Oradaki öğretmenliği ve ondan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerini gezer. Yani kısaca Çalıkuşu, aşk kırgını Feride'nin Anadolu'ya gitmesi ve orada öğretmenlik yapmasını anlatır. Hem öğretmen olarak hem insan olarak Feride'nin yaşadığı sorunları görürüz. Daha sonra Kemran bir biçimde onu bulur ve evlenirler. İşte onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine diyelim. Yeşil Gece yine önemli romanlarından birisidir. Başlangıçta İslam Birliği düşüncesinde olan, yani tüm Müslümanların aynı bayrak altında toplanması gerektiğini savunan Ali Şahin'in medreseden öğretmen okuluna geçmesi, İzmir'in Sarova ilçesinde öğretmenlik yapması ve düşmana karşı mücadelesi anlatılır. Bu arada ufak bir nokta, kendisi de öğretmen olduğu için roman kahramanları arasında öğretmenler çoktur. Mesela Çalıkuşu'nda Feride öğretmendir, Yeşil Gece'de Ali Şahin öğretmendir, Acımak romanında Zehra öğretmendir. Öğretmen kahramanları çok fazla. Evet, Acımak da yine önemli romanlarından birisidir. Zehra acımasızlığıyla ünlüdür ama çok idealist bir öğretmendir ve babasından da nefret etmektedir. Sonra bir gün babasının ölüm haberi gelir, gider, işte babasının bir sandığı vardır, o sandıkta anı defterini bulur. Bu defterden babasının hayatını okur ve nefret ettiği babasının aslında kendisi için ne kadar mücadele ettiğini öğrenir. Acıma duygusunu bilmeyen Feride bu defteri okuduktan sonra acıma duygusu gelişmiş olarak öğretmenliğine döner. Yaprak Dökümü sosyal konuya dokunan romanlarından birisidir. Ali Rıza Bey katı ahlak prensipleri olan bir adamdır. Ancak bu inandığı her şeyin yavaş yavaş yok oluşunu anlatır. Aileye bir gelin gelir. Oğulları Şevket'i Ferhunde isimli bir bayanla evlendirirler. Ferhunde ailedeki değişimi dönüşümü sağlar ya da neden olur diyelim. Gezmeyi, eğlenmeyi çok sevmektedir. Evin kızlarından Necla ile Leyla'yı da kendisine uydurur. Şevket Ferhunde'nin gezmesine, eğlenmesine para yetiştirebilmek için işte çalıştığı bankadan zimmetine para geçirir ve hapse girer. İşte bir ailenin çöküşünü Yaprak Dökümü romanında görürüz. Evet, gelelim bir diğer sanatçımıza. Yine milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılardan birisi Refik Halit Karay'dır. İkinci Meşrutiyet yazarlarındandır. Aslında daha çok biz onu hikayeciliğiyle biliyoruz. Refik Halit Karay deyince hemen herkesin aklına bir memleket hikayeleri gelecektir. Anadolu'yu son derece hoş ve akıcı bir üslupla anlatmıştır. Bunun yanı sıra bir de sürgüne gönderilir. Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkar. Karşı çıkan 150 kişiden ya da 150'likler diye adlandırılan gruptan biridir. Sürgüne gönderilir. Sürgün dönüşü anılarını da sürgün hikayeleri adıyla anlatır. Onun memleket hikayeleri ve sürgün hikayeleri önemli iki eseridir. Sanat yaşamına Fecrati topluluğunda başlıyor. Ancak daha sonra milli düşünceler ve halkçılık çerçevesinde eserler veriyor. Az önce söyledim, Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkar, sürgüne gönderilir, anılarını öyküleştirir. Dili sadedir, çok rahat okunabilen bir yazardır. Anlatımı akıcıdır, diyaloglarda oldukça başarılıdır ve realizmden etkilenmiştir. Ancak onun romanları, ki romancılığından dolayı bahsediyoruz şimdi, öykülerinin yanında geri planda kalmıştır. Peki romanları nelerdir? Bir işte önemli pek çok eser vermiş, birkaç tanesinden bahsedeceğiz. İstanbul'un İç Yüzü, savaş zenginlerini, vurguncuları, kara borsacıları anlattığı romanıdır. Yezid'in Kızı yine önemli bir romanıdır. Yaşlı erkek genç kadın aşkını anlatıyor. Sürgün romanı vardır. Sürgüne gönderilen Hilmi Efendi ve kötü yola düşen kızı Seher'in yaşamını anlatır gibi. Bunun dışında başka eserleri de var. İşte Çete, Bugünün Saraylısı, Anahtar, Dişi Örümcek, 2000'in yılının sevgilisi gibi, Nilgün gibi pek çok eserinden bahsedebiliriz. Şimdi arkadaşlar, milli edebiyatı ya da milli edebiyat anlayışını sürdüren eserleri bitirdik. Şimdi yine 1923-1950 arası
bireyin iç dünyasını esas alan eserlerden bahsediyoruz. Şimdi Cumhuriyet'in kuruluşu sonrasında meşrutiyetten gelen yazarlardan sonra Cumhuriyet'in oluşum aşamasından itibaren roman yazmaya başlayan sanatçılar da ortaya çıkıyor doğal olarak. Şimdi başlangıçta Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında ne var? Meşrutiyet var, Kurtuluş Savaşı var. Tek tema olarak bunları işliyorlar. Konular çeşitlenmeye başlıyor. Mesela bireysel duygulanmalar, mesela Doğu-Batı çatışması, bunun yanı sıra popüler halk romancılığı bu dönemde kendini gösteren eğilimlerdendir. Şimdi bu tür romanlarda yani bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde ağırlıklı olarak ne vardır? Bir kere yalnızlık var, yabancılaşma var, bunalım var, iç sıkıntısı var, bireyin toplumla, çevresiyle, kendisiyle hesaplaşması var. Pek çok kendi iç dünyasıyla ilgili kişinin konular vardır. Şimdi bu tür romanlarda yani bireyin iç dünyasını anlatan romanlarda merak unsuru biraz geri plana itiliyor. Çünkü daha çok ruhsal çözümlemeler ağırlık kazanıyor. Bireyin ruh hali, iç çatışmaları, psikolojik betimlemeler aracılığıyla veriliyor. Bu arada hemen ufak da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi psikoloji konusu ya da insanın iç dünyası bizim edebiyatımıza evet Cumhuriyet'le ağırlıklı olarak girmiş ama ondan öncesinde de bir takım eserlerden bahsedebiliyoruz. Mesela Tanzimat döneminde Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra isimli roman, kıskançlık sorununu yaşayan Zehra'nın kendi iç hesaplaşması, sıkıntıları ve bu sorunun çevresine de neden olduğu felaketler anlatılır. Bunun yanı sıra işte Servet Fünun döneminde Eylül romanından bahsedebiliyoruz. Eylül romanı da platonik diyebileceğimiz bir aşkı anlatır. Hareket yoktur, çok ağır tempolu bir romandır. Ama Mehmet Rauf ki Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik romanı olarak kabul ediliyor Eylül. Mehmet Rauf bu romanda kahramanların iç dünyalarını oldukça başarılı bir şekilde bize veriyor. Yani bireyin iç dünyasını esas alan eserler ilk kez Cumhuriyet'te ortaya çıkmamıştır. Öncesi de var ama ilk olgun ürünlerini elbette Cumhuriyet'te görüyoruz. Az önce söylemiştim, merak unsuru geri plana itilmiştir. Bireyin ruh hali ve iç çatışmaları verilir. Yazarlar bilinç akışı ve iç monolog tekniklerinden yararlanmışlardır. Burada hemen şu sözlerden bilinç akışı ve iç monolog kısa kısa ne demek olduklarından bahsedelim. Bilinç akışı tekniği zihnin oradan oraya atlayarak birbiriyle bağlantılı bağlantısız, ilgili ilgisiz lafların ard arda sıralanmasıyla oluşan sözlerle oluşuyor. İç monolog da adı üstünde zaten kişinin kendi içinde kendisiyle konuşması demektir. Kimlerden bahsedebiliriz? Bir kere Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar bu tarzda yazan sanatçılardır. Sanatçılar arasındadır, öne çıkan isimlerdendir. Peki başka kimler var yani Peyami Safa ve Tanpınar'ın dışında? Bir kere Abdülhak Şinasi Hisar var. Geçmiş özlemiyle dolu roman ve hatıralarıyla tanınmıştır. Kahramanlarının aşırı özellikleri vardır. Mesela işte aşırı hayalci bir Fehim Bey vardır. Çamlıca'daki eniştemizde aşırı davranışları olan bir Vamık Bey vardır. Ali Nizami Bey aşırı derecede gerçekçidir. Yani işte Fahim Bey ve biz, Çamlıca'daki eniştemiz, Ali Nizami Bey'in alafrangalığı ve şeyhliği Abdülhak Şinasi Hisar'ın eserlerinden bazılarıdır diyelim. Mithat Cemal Kuntay var, yine aynı şekilde eser vermiş. Üç İstanbul adlı eserinde İstanbul'un üç farklı dönemini anlatır. Abdülhamit dönemi, ikinci meşrutiyet dönemi ve mütareke yıllarını anlattığını görüyoruz. Memduh Şevket Esendal var, yine iç dünyasını anlatan bir yarım kalmış eseri var. Miras bu, Silahdar Ali Paşa ve ailesini, ailenin bir ferdi olan Asım karakteri çevresinde inceliyor. Ama en çok ses getiren Ayaşlar ve Kiracıları isimli romanıdır. Yine bilinmesi gereken önemli eserlerimizden birisidir. Ayaşlı İbrahim bir ev kiralar, 9 odalı bir ev kiralar ve bu odada 9 odaya birini kendine ve üvey kızına ayırır. Diğerlerine insanlara pansiyon olarak kiralar.
kiracıları aracılığıyla Cumhuriyet yılları ve toplumun çeşitli kademelerini anlatıyor. Yine bireyin iş dünyasını anlatan eser sanatçılar arasında Samiha Ayverdi'yi de verebiliriz. Geçmiş, şimdiki zaman, Doğu-Batı çelişkisi onun eserlerindedir. Türk mutasavvıflardan sayılan bir isimdir. Şimdi Peyami Safa'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. 1899-1961 yılları arasında yaşamış. Kendisiyle aynı dönemdeki sanatçılardan içerik ve üslup yönüyle ayrılıyor. Şimdi tarihe bakarsanız aslında milli mücadele yıllarında da yaşamış olan birisi. O dönemde eser veren sanatçılardan gerçi biraz da yaşı itibariyle ayrıldığını görüyoruz. Çocukluğunda yakalandığı hastalık erken yaşta ailesinin sorumluluğunu üstlenmesi yazarın yaşamını ve eserlerini etkilemiş. Çocuk yaşta 9-10 yaşlarındayken kemik verme oluyor. Bu nedenle de hayatı neredeyse o dönemde hastanelerde geçiyor. 15 yaşında yanlış hatırlamıyorsam bir ameliyat olur ve ondan sonra biraz düzelir diyelim. Şimdi bu hastane yılları, hastalığı onun üzerinde çok derin etkiler bırakmıştır. Hastalığından dolayı düzenli bir okul öğrenimi de görmemiş, daha çok kendi kendisini yetiştirmiş bir isimdir. Geçim sağlamaktan, ailesinin sorumluluğundan bahsettik. Server Bedi takma adıyla polisiye macera romanları yazar. Cingöz Recai bizim bir kahramanımızdır, bir polisimizdir. Bunun dışında onun yoğun konuları Doğu-Batı ikiliğidir. Gözde konusudur, hatta birazdan romanlarında göreceğiz. Gözde konularındandır. Madde ruh çatışmasını da yine eserlerinin merkezine koyuyor. İç huzursuzluk yine yoğun işlediği konulardan. Hatta iç huzursuzluk Bir Tereddüt'ün romanına romanında üst düzeye çıkar. Yalnızız da neredeyse zirveye yerleşir. Şimdi eserlerini söyleyeceğim arkadaşlar. Dikkat ederseniz hep aynı konular çerçevesinde. Az önce söyledik ya, Doğu-Batı çelişkisi, madde-ruh çelişkisi. Mesela Fatih Harbiye. Fatih Harbiye'de Fatih geleneği ya da Doğu'yu, Harbiye ise Batı'yı yani modernliği simgeliyor. Aşk ilişkisi çerçevesinde Doğu-Batı çelişkisini anlatır. Fatih geleneği, Harbiye ise modernliği temsil etmektedir. Geleneği temsil eden Şinasi ile modernliği temsil eden Macit'in aşkları arasında kalan Neriman anlatılır ki romanın baş kahramanı da aslında Neriman'dır. Bir Tereddüt'ün romanı yine muhafazakar kimlik taşıyan Mualla ile bohem yaşantısı olan Muharrir'in ilişkisi. Yine bakın, Bir Tereddüt'ün romanında da Doğu Batı çelişkisini görüyorum. Biz insanlarda fakir ve vatansever bir gencin hayat kavgası ekseninde mütareke İstanbul'a anlatılır. Eserde materyalizm ve idealizm karşıtlığı, madde ruh çelişkisi diyelim anlatılıyor. Yine Matmazel Noralya'nın koltuğu ki psikolojik çözümlemeleri en üst düzeye neredeyse çıkardığı eseridir. Ateist ve nihilist olan Ferit'in taşındığı adadaki eski evin sahibi Matmazel Noralya'nın ruhuyla bağlantı kurması ve mistik dünyaya geçiş yapması anlatılır. Yine bir Doğu-Batı çelişkisi görüyoruz. İşte madde-ruh çelişkisi görüyoruz. Yalnızız'da da onu göreceğiz arkadaşlar. Selmin isimli genç kızı ölüme götüren gelenek modern çatışmasının konu edildiği bir roman. Bunların dışında bir otobiyografik roman sayılan 9. Hariciye Koğuşu'ndan bahsederiz. Kahramanının ismi yoktur ki az önce kemik veremi geçirdiğini anlatmıştım. Bu kahraman aslında kendisidir. Bir tür otobiyografik roman olan eser, kemik veremi olan bir gencin yaşantısını, tedavi sürecini ve bir akraba kızı Nusret, kendisinden 3-4 yaş büyüktür, ona aşık olmasını ve Nusret'in evlenmesi üzerine yaşadığı hayal kırıklığını, sonra da bir ameliyatla iyileştiğini anlatır. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada bitiyor. Konuları tekrar etmeyi unutmuyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.